Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftada sizden gelen şu suallere cevap vermek üzere karşınızda bulunuyoruz. allah Teala Hazretleri bizlerden hüsnü istifa ifadeler sizlerden de hüsnü istifadeler nasip eylesin. Amin. Geçen haftadan tabii kalmış bazı sorular var. Öncelik hakkını onlara verelim. Ondan sonra diğer sorulara geçelim. Kadınların iş hayatında yer alması son zamanlarda tekrar tartışma konusu oldu. Bazı ilahiyatçılar kadınların çalışmasının uygun olmadığını, hatta evliliklerin sonunu getirdiğini iddia ediyor. Sizce kadının çalışmasında bir sakınca var mı? Evliliği olumsuz yönde etkiliyor mu? Denilmiş. Şimdi evvela dini yönden bu işin helal mı haram mı caiz mi değil mi? O kısmına cevap verebiliriz. Ondan sonra bunun tabi sosyal boyutu var. Yani işte evliliğe zarar veriyor, vermiyor. Onlar tabi sosyale girer. Kadının biliyorsunuz cemiu bedenil hurreti avretun illa ve ve kefeha. bütün fıkıh kitaplarımızda zikredilen kaide üzere hür bir kadının şu anda zaten köle mefhumu yok. Herkes hür. Elhamdülillah hür olsunlar zaten onu istiyoruz. hür bir kadının bedeninin tamamı avrettir. Ancak yüzü ve eli müstesnadır. Yani yüz ee, zarurettir. Çünkü gözü görecek, işte e, nefes alacak falan. Bir de tanınması icap edebilir. Erkek midir, kadın mıdır vesaire. E, günümüzde bu da çok önem arz ediyor. Çünkü yüzünü kapatıyor, kadın kılığına giriyor. Halbuki erkektir. Soygun yapıyor, gasp yapıyor vesaire. Teşhisi lazım geliyor. Onun için şeriatımız e, yüzü müstesna etmiştir. Avret değildir. E, tabii bununla beraber kadının da hepten yüzünü kabak gibi de tam böyle açık tutması da uygun değildir. Çünkü Ayşe Anamızdan e, radıyallahu anh'a rivayetlere göre e, bir gözünün e, gözünü açık tutması Hani yolu görmesi için gibi de var. Yani avret değildir demek, yüzün avret olmaması demek. E, kadın yüzü açıkken günah işlememiş olması demektir. Bu iyi bir kolaylıktır, güzel bir şey. Fakat e, yüzde güzelliğin e, belir, en belirgin olduğu yerdir. Bedenin aynası hükmündedir. Bu itibarla yüzü de tamamen açmak uygun değildir. Yani avret değil diyorsak böyle tamamen bir erkek yüzü gibi de olmaz. Hani bir burnunun altına kadar bir şey çekilse yine kadın olduğu, erkek olduğu belirlenir. Bir de gözü zaten açıkta olur. Görür ama en azından hepten çeneye kadar böyle açık olması da uygun değildir diyorum. Bakın caiz değil başka, uygun değil başka. Çünkü zaman fitne zamandır. Gözlerin nasıl baktığından emin olunmamaktadır. Herkesin gözü de Efendim iyi göz değildir. Bunu görüyoruz. Toplumda da herkes bunu kabul eder ki bu böyledir. Dolayısıyla yüzünde tümden açılmaması uygundur. Ama yüz avret değildir. Eller de avret değildir. Çünkü alacak, verecek, çocuğun tutacak bir şeyler. Yani el iş için gerekli olan bir uzuvdur. İslamiyet bunu itibara alıyor. Şimdi kadının çalışması anlatmadan bunu anlatmak icap ediyor. Kadının çalışması birkaç yönden ele alınması icap eder. Bir, kadının kendi evinde çalışması. Yani dikiş yapıyor, nakış yapıyor, örgü yapıyor veya götürü bir iş almış evinde yapıyor. Başka bir yere veriyor, satıyorlar falan. Oradan para kazanıyor. Bu caizdir. Bunda hiçbir ihtilaf yok. Kadının dışarıda çalışması, ev dışında çalışması yine iki kısımdır. Kadının ev dışında çalışması eğer kadınlar arasındaysa işte tekstil atölyeleri vesaire birçok yerlerde yani birçok demeyin bazı yerlerde kadın kadına iş yerleri kurulmuştur. Yöneticisi de kadın veya dışarıdan şirketin sahibi veya e, mesulleri erkekler olsa da o çalışma ortamına erkekler girip çıkmıyor. E, müdire hanım var başlarında sorumlu kadın. Ondan sonra çaycısı da çorbacısı da kadın. E çalışanlar kadın. E burada da bir caiz midir değil midir sorusuna yer yok. Kesinlikle caiz. Çünkü bir erkek görmesine maruz durumu yok. Erkekle halvet baş başa kalmak, tek başına kalmak gibi bir sıkıntı söz konusu olmadığından bu da caiz. Gelelim erkekler içinde çalışmak meselesi. Ki bugün çalışan bayanların ekserisinin maruz olduğu durum erkekler arasındaki çalışmalardır. Memuriyetler böyledir. Bazı noktalarda işçilikler böyledir. Erkek kadın karışık çalışmaktadır. Buna gelince şimdi bir kadının başı kapalı bütün bedeni kapalı ancak dediğim gibi yüz ve el zaten müstesna edilmiş sokakta giderken de pazara giderken de anasına babasına sılay rahime giderken de çıkıyor sokağa. E, bu şekilde avret yerlerinin tümü örtülü vaziyette fakat erkeklerle bir arada. Bu buna caiz dememiz öncekilere caiz dediğimiz gibi kolay değildir. Neden? Çünkü burada birkaç erkek birkaç kadının olduğu bir odada yani memuriyet icabı. Hepsinin masaları var. İşte kendine göre çalışma sahaları var. Ve bunlardan bir erkekle bir kadının bazı kere tek başına kalmaları mümkündür. Mümkünden de öte vakidir. Hatta ekseriyetle de vuku bulabilir. Neden? Yandaki memur erkek çıkar bir işe, öbürü gider yeme, öbürü bilmem gider bir ihtiyacına. 3-4 kişi, 3-4 erkek kadın çalıştığı bir odayı düşünelim. Dört beş erkek kadın karışıyor düşünelim. Hepsinin gittiğinde bir erkekle bir kadının tek başına kaldığını düşünelim. Ki bu mümkün olan bir şey ve olan bir şey. Her dakika sen efendim ee, aman arkadaş sen çıkma burada yalnız kalıyoruz sen dur diyemezsin ki öbür memura yani. Zaten tam gerici yobaz derler o zaman. E, o halde kadının bir erkekle bir kadının hadis-i şerifte, sahih hadis-i zaten sahih olmayan hadislerle İslam fıkhında hüküm sabit olmaz. لَا يَخْلُوَنَّ bi بِمِرَاةٍ Bir erkek bir kadınla sakın tek başına kalmasın. Yani tenhada tek başına kalmasın. Tenhada. Yani bir odadasın, kapı kapalı. E tabi ki kapı açıkken ki şey halvete girmez. Çünkü halvet olduğu vakit e, araya mutlaka şeytanın gireceği, fitneler çıkaracağı, e, birçok günahlara sebebiyet vereceği beyan ediliyor. O zaman e, aralarında üçüncü olanın, sefirin yani elçinin şeytan olacağı, zaten biliyorsunuz ellezî Şeytanın Kur'an-ı Kerim'de yaptığı iş tarif edilirken insanların kalplerinde, gönüllerinin içerisinde vesvese verme özelliği beyan ediliyor. Yani ona fıs fıs, ona fıs fıs. O sana baktı acaba senden hoşlanıyor mu? Bu sana yan baktı efendim acaba kötü mü düşündü falan falan. Bu gibi olaylar kaçınılmaz olur. bundan dolayı bizde olmaz. Ya sende olmaza göre İslam hüküm belirlemez. İslam'ın hükmü genele göredir. Umuma göredir. Umuma göre hüküm verir. Özel özele göre hüküm vermez. Senin kalbin temizse sen kadınla tek başına odayı kapat, kapıyı kalk. Senin kalbin temizse, her, kalbim kirli diyen yok ki. Yordum ekşi diyen olmaz. Herkes ben temiz kalpliyim. E, o temiz kalpli herkesin temiz kalpli olmadığı e, memleketteki her akşam e, izlenilen haberlerden ve her gün gazetelerde çıkan bunca haberden, hava hadisten anlaşılıyor ki herkes temiz kalpli değil. Neler olduğunu görüyorsunuz. E bu kadar olayın olduğu yerde insanın Olduğu yerde, şeytanın olduğu yerde, nefsin olduğu yerde İslamiyet'te engelleyici tedbirler almıştır. E, mühim olan engelleyici tedbirdir. Yoksa bir iş olduktan sonra ne lazım gelir? Ne lazım gelir? Ondan sonra efendim kocası kadını vurmaya kalkıyor. Sen o adamla mı beraber oldun? O sana elini mi değdi? O sana yan mı baktı? Bilmem ne. O kodese, o mezara e, bu kadar sosyal toplumsal olaylar yaşanıyor her gün e şimdi bunu, bunun olduktan sonra mesele midir ya yani? günah işledikten sonra bana sorsa diyeceksin ben de diyeceğim tevbe kapısı açıktır can boğazdan çıkmadıkça Allah'a tevbe et ben ne diyeceğim sana ama İslamiyet yönetici bir dindir yani e, topluma düzen veren bir dindir İslamiyet sadece camide ve mezarlıkta hatırlanacak bir din değil İslamiyet ta yataktaki efendim karı koca ilişkisinden tut da affedersin halaya girip çıkmasından Efendim kazanmasından, harcamasından, ticaretinden, muameletinden, ceza hukukundan vesaire vesaire. Toplumun yani her işine müdahil olan bir dindir. Öyle İslam şuna karışmasın, buna karışmasın. Sen ona karışma, buna karışma. Sen Allah'ın dinine ne karışıyorsun? Sen yaratan Allah'ın dinine karışmaya bu hakkı nereden alıyorsun? allah Teala kullanı yaratmıştır. Yaratan yönetecektir. Yaratan yönetecektir. Yaratanın da kanunları vahiy sabittir. ve dolayısıyla sen İslam oraya karışmasın, bu sahaya karışmasın, bu alana girmesin. E, bu dinsizliktir, kafirliktir. İslam şuraya karışmasın diyen kafir olur. Neden? Ayette, hadiste bir şey beyan edildiyse zaten ona karışmıştır. Sen karışmasın, nasıl dersin Allah'a ki benim işime karışma? Kafir. Sen açık söyle ki ben dinsizim. Yoksa hem Müslümanım hem de Kur'an'ın bu işle ne alakası var? Çok alakası var. Kur'an hükümler beyan etmiştir. Şimdi o zaman ee, kadının, erkeklerin bulunduğu toplumda bir arada çalışmasına biz avret yerleri örtülü olsa da e, avret yerleri örtülü olsa da yani efendim tabi avret yerleri örtülü olursa buradan kazandığı para haram olur mu? Ayrı bir mesele. Çünkü kazandığı paranın haram olması işin haram olmasıyla alakalıdır. Mesela bir bankada çalışmak gibi iş İşin kazancı faizse, işin kazancı şarap satmaksa, işin kazancı domuz satmaksa o zaman o işten dolayı veya hırsızlıksa veya gaspsa he, o haram. O zaman rızkı haram. Yani evine götürüyor ya ekmeği çoluk çocuğuna yedirecek. Ha bu ekmek haram mı dendiği zaman o çalıştığı işe bağlıdır. Çalıştığı iş ise tekstil atölyesi orada ekmeğine haram demiyoruz. Bakın bunlar farklı şeyler. Ama çalışması caiz midir değil midir? Dolayısıyla bu tabi kazanca da ekmeğe de e, pislik getirir. Helalen tayyiba diyor Kur'an. Allah'ın rızkından yiyin ama helal olmakla da yetinmeyin. Şimdi helal, hem helal olsun hem tertemiz olsun. Şimdi burada tabii ki kadının erkeklerle muhatap olduğu bir de avret yerlerinden bir kısmının yani başının açık olduğu efendim kolunun dizden aşağısının şey, efendim ayakların dizden aşağısının göründüğü noktalarda buna temiz denemez. Yani haram denemezse de yaptığı iş meşru ise haram yediği ekmeğe haram denemez diyorum. Başka bir şey konuşuyorum şimdi. Yediği ekmeğe haram denemezse de yediği ekmeğe de temiz denemez. O arada bir iş var. Halal olacak bir de tayyiba tertemiz olacak. Şimdi bu ayrı bir mesele. Ama kadının erkekler arasında çalışması caiz midir değil midir erkeklerle bir arada çalışması? Haram demiyorduk, Bak haram ayrı bir şey. Ama caiz değildir diyoruz. Niçin caiz değildir? Caiz değildir de demek günahtır demektir. Dikkat edin. Tabirlerin hepsinin açılımı var. Caiz değildir demek günahtır demektir. Şimdi caiz değildir demenin sebebi peki e, avret yerlerinden biri gözüküyorsa başıdır bacağıdır kollar açık oluyor falan. O zaten hiç caiz değil. Onu konuşmanın onu de, demeye lüzum yok herhalde hepiniz de Onu anlıyorsunuz ki Zaten normalde sokakta da o vaziyette kesse caiz değil. Mahreme mahremi olmayan kimselerin yanına da çıksa caiz değil. E, yani yabancı erkeğin yanında da öyle başı gözükse, kolu gözükse caiz değil. O ayrı bir şey. Onu zaten biliyorsunuz caiz değil. Peki ben tesettüre rahat ediyorum. Avret yerlerimden parmak kadar hiç bir yer tırnak kadar açık yok. E, bu durumda benim erkeklerin içinde çalışmamda niye caiz değil? Niye caiz değil? Set denli <Sessizlik> vesilelere sebep olacak hadiselere engel çıkartmak için caizdir. Vesilelerin yani bir şey harama çekecekse, günaha çekme ihtimali varsa buna caiz değil diyor fıkıhlar. Bu çok önemli bir kuraldır. Kapıyı kapatmak, kapıyı kapatmak meselesi. Yani kapı açık durarsa, durursa burada da yasaklı bir şey varsa Kapı da açık durursa birinin buraya girme ihtimali çok yüksekleşiyor. O zaman kapıyı kapat ki girme ihtimalini asgariye düşürelim. Fıkıhta böyle bir kaide var. Usulü fıkıhta böyle bir kaide var. Hal böyle olunca yani buna diyelim ki şüpheliden sakınmak kabiline girersek. de girerse. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? El halalü beyinün helal aşikardır. Yani helallar bellidir. Vel haramü beyinün haramlar da bellidir. E şimdi sen burada kadının kadınlar arasında çalışması Helal bellidir. Demin ne dedik baştan? Hiç iki dakika bile konuşmadık. Haram bellidir, beş bellidir, haram. E kadının başı bacağı açık, avretleri gözüküyor, erkeklerin içinde çalışıyor. Veya bir erkek bir kadın tek bir odada çalışıyor, halvet. E demin dedik ki halvet haramdır. E dolayısıyla e, halvetin haram olduğu bellidir. Hadiste sabittir. Veyahutta efendim işte kalabalık bir erkek topluluğuyla kalabalık kadın topluluğu da olsa avretleri gözüküyorsa kadının haram bellidir. Ve beynevma müşebbehat aralarında şüpheliler var. La ya'lemu akethirun minen İnsanların çoğu bu şüphelileri bilmez yani. Peki, ehemmiyet vermez, aldırmaz. Femen itteka şüphehat ama şüphelilerden kim sakınırsa istevra el ve dinihi. Hani bu hadis kadının çalışması hakkında değil ama konu yine ırza getirmiş. ırzı demek, namusu demek, haysiyeti, şerefi ve dindarlığı bakımından kendini temize çıkartmış olur. Dünyada da temize çıkartmış olur. Ahirette de temize çıkartmış olur. Şüpheliden sakınırsa. E yani ne gibi? E ne buyuruyor? Ela inne kulli hümen. Her kralın korusu vardır. Yani hükümetlerin şimdi diyelim yasakladığı, girilmesini yasakladığı sahalar var. işte askeri alan, ya bilmem cephanelik, bilmem şu bu. Bir yasak sahalar var. Ela inne hümen <laughs> Allah'ın yasak sahası da nedir? Haramlarıdır haramları işleyen Allah'ın korusuna, yasak sahasına girmiştir. E, kim yasak sahaya girerse yakalanması yakındır. Dünyada yakalanmazsa ölür ölmez ahirette yakalanacak cezası verilecektir. Şimdi haram, şüphelilerden sakının. E, çünkü neden şüphelilerden sakının? Kera'in yara havlel himma bir çoban e, koyunlarını otarırken yasak sahaya doğru yanaştı yanaştı yanaştı. E, sana ne diyor? Bu kadar çimenler var, çayırlar var, otlaklar var. A açık alanda otlat. Yasak sahanın yakınında otlatma. E yakınında otlatsam haram mı? Yani yasak mı? Değil. Yasak sahaya sınır konmuş. Şuradan ilerisi yasak. Ama yine de sana diyorlar ki yakınında otarma. Neden? Çünkü bir çoban korunun yakınında otlatırsa yuşikön yakafi. Yakında kendisi de oraya düşer. Neden? Koyun alep anlatamaz ki. Koyunun bir keçinin biri yasak sahaya girer. Çünkü önünde tel yoksa, duvar yoksa otu beğenir girer oraya. Hayvan oraya girdi mi de çobanı da onu almak için oraya girer. Oraya girdi mi de bahane kabul etmezler. Yasak sahaya girdin gel bakalım diye adamı enselerler. O zaman yasak sahanın etrafında dolaşmamak lazım. Yani vesile olacak şeylere bulaşmamak lazım. Sebebiyet vermemek lazım yani. Bundan dolayı kadın örtülü de olsa, avret yerlerine hiçbiri de gözükmese erkekler arasında çalışması caiz değildir. Niye caiz değildir? Bir erkekle tek baş başa kalma ihtimali vardır. O erkeklerin bir ara bir yerlere çıkıp baş başa kalma ihtimali vardır. Erkeğin bakışlarına hedef olmaması hemen hemen mümkün değildir. Çalışma ortamında 8 saat çalışılıyor. 7-8 saatlik bir çalışma ortamında her gün her gün bu bir bakkala girip alışveriş yapmaya, marketten bir şey almaya benzemez. Her gün karşı sandalyeler, karşı masalar, karşılıklı durup da birbirine bakmamak diye bir söz konusu olamaz. Herkes kötü bakmıyor ki. Herkesin kötü bakıp bakmadığını biz tescil edemeyiz. Tespit de edemeyiz. Çünkü insanların bakışlarında e, nefsani olanlar vardır, şeytani olanlar vardır. Efendim, insani olanlar vardır, tabii ve doğal olanlar vardır. Bunların taksimatını da biz yapacak değiliz. Henüz de böyle bir cihaz çıkmadı ki sana bakanın hemen ötsün. Bu kötü baktı, bu iyi baktı e, bip diye basar, ötecek bir cihazda henüz çıkmamıştır. Hal böyle olunca İslamiyet bize bir ölçü vermiştir. O ölçüde de buyuruluyor ki, tek başına bir erkek bir kadının kalma tehlikesi gibi. Bir erkeğin kötü gözlerine maruz olma tehlikesi gibi. Ondan sonra e, erkekle kadının e, dinen, birbirinden yabancı olan, e, birbirine mahrem olmayan erkek ve kadının birbirine samimileşmesi, samimi konuşması, mesela Kur'an-ı Kerim, kavli? Kadınlar erkeklere karşı yumuşak konuşmasınlar. Kadınsı konuşmasınlar. Yani sert konuşsunlar. Cevaplarını kısa versinler, özlü versinler. Feyat mahallesi kalbi maraz. E ayet bu. Ahzab suresi olacak. Kalbinde hastalık olan tamahkarlanır. Bu benle niye yumuşak konuşuyor ya? Bende gönlüm mü var? Ve kulle kavlen marufa. Bak kadın erkek konuşmasın demiyor. Zaruretler olabilir konuşur. Ama yani karşı tarafı heveslendirecek, tamalandıracak şekilde e, böyle işveli şekilde konuşmasınlar. Kısa, öz, zaruret miktarı konuşsunlar diyor. Peki her gün 8 saat aynı ortamda bulunan insanların bu kadar ciddiyete ve resmiyete riayet etmeleri mümkün müdür? İnsanın uykusu geliyor, insanın siniri bozuluyor, insanın gülmesi geliyor, ağzını açıyor, burnunu kapatıyor yani. Bir insan 7-8 saat aynı ortamda şurada karşılıklı oturuyoruz. Yani illaki doğal haller zuhur eder. Bu 5 dakika 10 dakika değil ki ciddiyetimizi muhafaza edelim. O zaman bu ciddiyetin bozulmayacağını kimse söyleyemez. Mutlaka ciddiyet bozulacaktır. Mutlaka fıkralar anlatılabilecektir. Mutlaka güldürücü konular gelebilecektir. O kahkaha atabilir. Öbürü gülebilir. Öbürü esneyebilir. Öbürü şunu yapabilir. E bunlar doğal hallerdir. Bunlar bir kadın için... Ancak mahremi olan bir erkeğin yanında meşru olabilecek e, hareketler olurken yabancı bir erkeğin yanında kaçınılmaz olarak bunlara maruz kalacaktır. Çünkü ne kadar kendini efendim ciddiyetini koruyacak. Her gün 8 saat. Her gün 8 saat. Kaç sene çalışacak. Bu kadına da diyeceksin ki aman resmi ol, ciddi ol, gülme, sırıtma. Efendim yumuşak konuşma, şunu konuşma. E ne yapacak kadın? Zaten telefon geliyor, telefonla konuştuğundan bile yandaki adam muhatap oluyor. Yani çünkü senin konuşma şeklinden. Kimle konuşuyor? Nedir? Ne yapmak istiyor? Ne işini? Biliyorsunuz telefonlar birbirle insanlar telefonla konuşurken yandakiler casus gibi böyle tecessüs ediyor. Ondan sonra bu kimle konuştu? Nasıl konuştu? Niye samimi konuştu? Bilmem. Demek ki bu kadın böyle ondan buna samimi konuşuyor. Ben da samimi konuşur o zaman. Başlıyor etkilenmeler. Başlıyor teessürlenmeler. Ondan sonra efendim bu yüzden işte bazı demişler, e, hocalar demişler ki evliliklerin sorununu getirdiği iddia ediliyor. E tabii ki bu sosyalde e, vaki bir şeydir. Yani evliliğin sonu gelmesi kuvvetle muhtemeldir. E çünkü kadın zaten kocasının haklarına riayeti azalır. E ben de çalışıyorum, sen de çalışıyorsun. İkimiz de para getiriyoruz. O zaman paran kadar konuş hesabına girilir. Ondan sonra çamaşırı sen yıka, bulaşığı ben yıka. Efendim e, çocuğun altını temizle. Adam diyecek ki bu benim işim değil. E benim işim değil de kadın da o zaman en doğal hakkıdır ki çalışıp da para getirmek de benim işim değil. Hal böyle olunca da Arada mutlaka tartışmalar, huzursuzluklar, bunalımlar çıkacaktır. Bundan dolayı biz kadının erkekler arasında e, bulunduğu ortamlarda tesettürle bile olsa çalışmasının caiz olmadığını söylüyoruz. E şimdi ayet-i kerimeye bakalım. Estağfirullah. Ve el seeltumûne metâ'en fes'eluhunne mivverâ ihicâb. Ey benim peygamberimin sahabileri. Yani Hazreti Ömer'lere, Hazreti Osman'lara, Hazreti Ali'lere söylüyor bunu ayet-i kerime. O zamanki sahabe, sahabe onlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleriyle de en çok yakın olmaları gereken onlar. Siz annelerinizden vezvacum matum. Ayet-i kerime de buyuruyor ki, başka ayet-i kerime de. Peygamberimin eşleri ümmetinin anneleridir. Bu annelik, hani bizim dediğimiz hacı anne, hoca anne gibi değil. Bu annelik nikahı haram manasında. Öz, be, öz anne. Yani ne demek? Nasıl ki ananla ebedi nikahlanamazsın? Baban ölse de baban boşasa da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra da hanımlarıyla hiç kimsenin evlenmesi ebedi caiz değil. Ve la tenkihu ezvacehu min ba'di ebeda. Bu da Ahzab suresinin başka ayeti. Peygamberin eşleriyle ebedi nikahlanamazsınız. O vefat etti eşlerinin dokuz eşi kaldı. Eşbirle kimse evlenemez. Çünkü annesi annesi olduğundan yani ondan yaşı küçük de olsa efendim annesi Allah Teala ona anne buyurmuş. Dolayısıyla nikah ebedi haram. Peki böyle oldu halde ne buyuruyor? O annelerinizden bir şey sorup isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. atharu Arada perde olması. Bir şey sorup isterken perde arkasından konuşup görüşmeniz hem onların hem de sizin kalplerinizin temiz kalması bakımından daha ziyade etkilidir. Ayet ya. Kalbim temiz diyorsun, konuşuyorsun. Sen Allah'tan iyi mi biliyorsun? Yaratandan iyi mi biliyorsun? Senin kalbini yaratan Allah Teala. Diyor ki: "Kalplerinizin birbirinize karşı çok temiz kalmasını istiyorsanız kadın erkek arasına perde koyun. Hem de hangi kadın? Anneniz vasfında olan. Ebedi nikahlanmanız caiz olmayan. Yani nikahlanması caiz değilse anne demek. Anne demekse zaten annenle oturuyorsun, konuşuyorsun. Ama yine de seni doğuran annede değilse o zaman siz Araya perde koyun. Yani sahabe-i kiramdan kalbi temiz şu anda bu toplumda bu asırda adam mı var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinden daha temiz kalpli kadın mı var? Hem arada öz, be öz anneden ileri annelik var. Nikaha ebedi haram olacak nispette annelik var. Hem de böyle de bir takvalık var. Ve asr-ı saadet en hayırlı asırın ahalisinden bahsediyoruz. Yine de Rabbim araya perde koyun. Ahzab suresinin böyle bir ayeti varken, şu anda efendim birbiriyle evlenmesi caiz olan. Yani ne demek evlenmesi caiz? Şu demek. Anan değil, kızın değil, süt süt kardeşin değil bilmem ne. Yani nikahına engel yok. Bu ne demek? Tamamen yabancı demek. Tamamen yabancı olan bir kadın, bir erkek birbirinin suratına bakma ortamında 8 saatlik bir süre zarfında her gün efendim haftada bir pazar veyahut da neyse tatil olmazsa 5-6 gün en az bir ortamda duracak. Ondan sonra arada perde yok, bir şey yok. Efendim mecburen doğal olarak konuşmalar, görüşmeler, şakalaşmalar, tokalaşmalar vesaire kaçınılmaz olarak doğal her şey orada yaşanacak o ortamda. Buna da bir hoca caiz diyecek. Ben bunun anlını karıştırdım. Bu kadar ayet varken, bu kadar fitne fesat dönemde, bu kadar gözlerin kalplerin bozulduğuna şahit olduğumuz her gün haberlerde buna benzer nedenlerle çıkan yuva bozulmalarından, efendim cinayetlerden, saldırılardan efendim haber olduğu halde, havadis olduğu halde şimdi buna nasıl caiz Onun için mevzuyu güzel anlayalım. Ben kısa konuşmamamın sebebi e, kısa konuşulduğunda yanlış anlama anlaşılmalara sebebiyet veririm diye ben de settenli zerayı yani yanlış anlaşılmaların kapısını kapatmak için uzun cevap veriyorum. Çünkü burada da caiz olmamasını harama Harama çeken şeyler caiz değil. Harama çeken şeyler caiz değil. Ama şey, bu şey aslında haram değil. Bu şey aslında haram ne demek? Burada bir kadın kapalı oturuyor. İki kadın oturuyor. Üçte erkek oturuyor. Burada halvet yok yani. E çünkü kalabalık var. Bu haram denmiyor. Haram denmiyor ama ha sen şimdi e, doktorda beklerken, hastanede beklerken erkek de gelmiş öbür koltuğa. Bunlar ayrı şeyler. Genel bir ortam. Bu çünkü yarım saat, bir saat sonra sırası gelen kalkıyor, gidiyor, işine bakıyor. Bu dediğimiz ne? Bu dediğimiz her gün, aynı yerde, aynı saatlerde, haftanın her günü. Böyle sabit bir ortamda bunun e, yalnız kalma ihtimali, birebir kalma ihtimali, kötü gözle bakılma ihtimali veyahut efendim e, yumuşak konuşmayın e, şeklindeki ayetlere muhalif bir duruma düşme ihtimali gibi birçok harama götürme ihtimali mevcut ve hicab ayeti yani örtülme ayeti değil. Dikkat edin. Çarşaf peçe değil. Perdenin arkasından bir de örtülme ayetleri başka. Bir de perdenin arkasından isteyin diyor. Perdenin. Yani onlar örtülüyken, zaten onlar örtülüyor. Onlar açıkken, peygamberimizin hanımları zaten açıkken sahabenin yanına çıkmaz ki. Perdeni koyun araya diyor. Bu ayete de bakarak diyoruz ki caiz değildir. Şimdi siz daha önce jiletle sakal tıraşı olmanın dinimizde haram olduğunu söylemiştiniz. Ancak günümüzde özel sektördeki birçok iş kolunda ve devlet memurluklarında sakal bırakmak yasak. Bu gibi kişiler de harama girmiş oluyor mu? Bu durumda insanlar ne yapmalı? Şimdi jiletle sakal tıraşı haramdır. Ancak dibini tam kazımayıp da işte bir numara iki numara gibi dibi kalıyorsa haramdan kurtarır. Ama sevap kazanamaz. Yani sakal bırakmış olmaz. Sünnet sevabı almaz. Çünkü sünnet sevabı almak için bir tutam olması gerekmektedir. Zaten bir tutamdan yukarı doğru kısaltmayı lem <laughs> yubihu Hiçbir fıkıh alimi mubah görmemiştir. Yani sakalı bırakmaktan bahsetmiyorum. Kısaltmayı bahsediyorum. Bir tutam şöyle gösteriliyor. Bu bir tutamdır bu bir tutamdan yukarıya doğru kısaltmayı hiçbir fıkıh alimi mubah dememiş. Mubah dememişse caiz değil demektir yine. Caiz değil demek de günah demektir yani. Bunları anlayalım. Ancak haram ayrı bir şey. Haramda yahrum hal kulli hi til Dört mezhebin fıkında diyor ki erkeğin sakalını tıraş etmesi. Tıraş tabiri jiletler olan dibini kazımayı kastediyor. Tıraş haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da ustura vardı. Çünkü zaten halk tabirini kullanıyor. Bir de taksir. İhramdan çıkarken de başını. Mesela muhallik tıraş edenler. Mukassır saçını kısaltanlar. Yani ihramdan çıkmak için. Demek ki hani o, zaman jilet yoktu da ustura yoktu da mecbur sakallıydılar da. Ne saçma sapan işler ya. O zaman jilet olmadı mı? Mecusiler sakallarını tıraş ediyorlardı jiletle. Efendim sallallahu huzuruna geldi jiletle tıraşlı adam. Mecusilerin elçisi Kisra'nın. Ona buyurdu ki ne bu vaziyetiniz sizin bu şekliniz. Dediler ki bizim Rabbimiz bize böyle emretti. Yani Kisra'ya Rab diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu. Benim Rabbim de bana sakalları uzatıp bıyıkları kısaltmamı emretti. E, dolayısıyla e, cilet var yani. Ama beyan edilmiştir ki sakal tıraşı erkekler için e, efendim, kadının birinin çıksa tüyü falan o keser. Tabii kadındır o. Kesmek zorunda hatta. Erkeğe benzememek için. O ayrı bir şey. Erkekler için sakal tıraşı haramdır. Şimdi e, İşlerde devlet memurluğundan sakal bırakmak yasak. İnşallah serbest olur. Buna da bir el atmaları lazım. Milleti niye günah sokuyorlar ya? Bunu serbest etsinler. Bir düzen getirsinler, serbest etsinler. İsteyen bıraksın. E, bunun yasak olması e, yasak olması meşru değildi. İslam'a göre gayrimeşru. Milleti günaha sevk ediyor bu. Bu günah sevk ediyor. Allah Teala ne buyuruyor? E, günahta yardımlaşmayın. E, bir de günah zorluyorsun. Yardımlaşmayı bırak. La alel izmi. Günahta yardımlaşmayın. E yardım etmeyin adama. Günah işleyene yardım bile etmeyin. E sen yardım değil emir ediyorsun adama günah yapmayı. E bu, bunu bir defa hükümet düşünsün. Hükümet çok şeylerin düşünmesi lazım. Madem hükümet olmuş düşünecek bunları. Bu kadar insanın günahına sebep olmasın. Sakallı serbest etsinler. Bakan, sakallı bakan oluyor. Sakallı milletvekili oluyor. Sakallı başbakan cumhurbaşkanı bile oluyor. Memur olamıyor. Ne saçma bir şey. Burada tenakuz var büyük bir çelişki var bu çelişkiyi düzeltmeleri lazım. Bu ilgililere yönelik bir konuşma. Şimdi memur ne yapsın? Harama girmiş oluyor mu? E şimdi harama girmiş oluyor tabi ama zaruret kabul edilir mi? Çünkü adamın geçimi yok. Maişeti yok. Ancak oradan aldığı parayla geçinebilecek şekilde. Bazı da keyfi memurluk yapan var. Hobi gibi bilmem ne gibi. Parası var, geçinebilir. Zarureti yok. Hem de gidiyor sakal da mecbur oluyor. E buna şimdi zaruret diyemeyiz. Sen zaten bu memurluğu bıraksan da geçinebiliyorsan e biz sana nasıl diyeceğiz ki git her gün veya iki gün arada harama gir, günaha gir. Biz bana bunu fetva veremeyiz. Çünkü neden? E, zorda kalmamışsın ki yani geçimin var. O memurlara zaruret yok. Onlar memuriyeti bırakıp namazlarına mani ise bir vakit farz namaza bile, bir vakit farz namaza bile mani olunan noktada zaten rızık da harama girer. Farz namaz olduğu için o sakala da benzemez yani. Bir vakit farz namaza engel olunan bir durum var. E zarureti yok. Geçinebiliyor başka türlü. Başka iş yapsa. O işi hemen bırakacak. Acil. Zarureti varsa. Zarureti varsa ne demek? Şu demek. Yani geçinemiyor. Efendim aç kalacak, açık kalacak. Çoluğu var, çocuğu var. Bakmakla mükellef olduğu ailesi var veya ana babası var. Kimisi evli değil ama ana babası ona bakıyor. Eline bakıyor. Akrabasından eline bakanlar var. Aç kalacaklar. Ha, Onlara zaruret olur Dört mezhep müftüsü Ali Efendi Hazretleri Kadıssallahu Aleyhi ve buyururdu ki memurlar için sakal tıraşında ben memur olanlar mecbur olduklarından mazur diyorum. Ama bakalım Allah Teala mazur der mi? Orada da Allah bakalım mazur der mi derken yani ben mazur görüyorum ama Allah mazur görür mü derken burada dikkat çekiyor. Yani bu keyfi olmamalı. Zaruretsiz olmamalı. Bir de bir insan Namazına mani çıkaran, farz namazı için konuşuyorum. Yani farz dört dekatsa öğlenin, dört rekat için konuşuyorum. Adam dese ki dört dekatına izin veriyorum, sünnetlere izin vermiyorum. O başka. O çünkü sünnetleri kılmasa harama girmez, günaha girmez. O bakımdan denir ki iş sahibinin hakkıdır bu şimdi dakika bakımından, iş bakımından. Sen farzını yaz abdestini, taharetini, farzını mesulsün. Farzını kıldıktan, izin verdikten sonra da adama bir şey diyemeyiz. O ayrı bir şey. Ama farz namazına mani çıkartıyorsa bir iş yeri. Evet, bu devlet olsun, özel sektör olsun. Farz namaz namazını çıkartıyorsa veya işte sakalını illa mecbur ediyorsa tıraş etme. Senin de e, geçimin de darsa, oradan aldığın paraya mecbursan ve muhtaçsan, o zaman biz diyoruz ki sen bir an evvel geçimini temin edecek ve senin namazına, sakalına e, müdahale etmeyecek bir iş bulmaya çalış. Ama o arada da bu işten çıkma. Niye? Çıkarsan da Birkaç aylar belki bazen yıl geçer iş bulamazsan çoluk çocuk aç kalır. Bundan dolayı ama ciddi manada İslam'ı serbestçe yaşayabileceğin, haramlardan uzak durabileceğin, farz namazlarını mutlaka vaktinde kazaya bırakmadan eda edebileceğin bir iş araman da sana şarttır. Şart namaz farsa bu da farz. Öyle mi şimdi? O zaman yani farzın Terk edilen şeyin karşılığı haram olur. O zaman bu da sana farz olur ki sen e, farz namazları kılabileceğin hatta sünnetleri de rahat rahat kılabileceğin ama neyse en azından konuşuyorum. Asgari farz namazları, farzları farz rekatları kılabileceğin ve sakal tıraşı gibi haramlardan uzak durabileceğin bir iş aramak mecburiyetindesin. Ciddi manada arayacaksın yani. Bulduğunda da oradan çıkıp oraya geçeceksin. E, fetva budur. Ama şimdilik iş bulamıyorum, arıyorum. O arada da buradan tabii maaşını al, memuriyetine devam etmeni. Hani biz yine mazur diyelim. Çünkü neden? Geçimin dar. Oradan aldığından geçine, geçindiğin için burada bir mazeret. Ama ciddi olursa, Ayet okuyorum. Her kim Allah'ın haramlarından sakınırsa, farz namazı terk etmek haram. E, sakal tıraşı haram. Yani misalleri çoğaltabiliriz mesela bankada çalışıyorsun. Faizli banka. E faizli bankadaki memuriyeti, bütün o işlem faizle döndüğünden kazanç haram. Şimdi daha örnekleri çoğaltabiliriz. Her kim haramlardan sakınırsa bir an evvel meşru, helal bir iş bulacak. İçki satılan lokantada çalışıyorsun. İçki sunumu yapıyorsun, servis yapıyorsun. Elhanallah Allah el hamru hakilu ve sakiyu. Allah içki, şarabı içene de, içirene de, taşıyana da lanet etti diyor. Lan Allah akileri bağ, mukile ve Allah faizi yiyene de, yedirene de, katibine de, yazana da, şahidine de lanet etti diyor. Sen şimdi burada ben katibim, mübaşirim, yazıcıyım demekle kurtulamazsın. Adam ben içki içmiyorum. İçki içmiyorsun ama garsonluk yapıyorsun. İçkiyi taşıyorsun oraya. Ha taşıyan da direkt lanet var. Taşımayıp da orada başka iş yapıyor. Çöpçülük, bepçülük. O bir şey yani ona taşıyan gibi lanette girmiyor direkt. Ama zımnen e, içkili bir müessese. Yani rızkında ve kazancında haram olan bir müessesede çalıştığı için onun da rızkı tayyip olmuyor, tertemiz olmuyor. Hal böyle olunca kim Allah'ın haramlarından sakınırsa, bizi yaratan Allah bunu söylüyor. Allah'a da güvenmiyorsan kime güveneceksin? Yec'allehu mehraca. Ben ona her dardan çıkış kapısı açacağım. Allah onun için çıkış kapısı açacak söz. Ve yarzukuhu min hayt ila ehtesib ummadığı yerden, beklemediği yerden rızıklandıracağım. Yani ne demektir? Sen aç kalırım diye endişelenme. Rızık ecel gibi senin peşine düşmektedir. Nasıl ki son lokmanı yemeden son nefesini veremezsin. Fizan da olsa o lokma seni gelip bulacak. Üzerine yazılmış falan oğlu falanın rızkıdır. Rızık da ecel gibidir. Nasıl ki efendim rızkını tamamlamadan ölüm yok. Onun için Ecel nasılsa rızık da seni gelip arayıp bulacaktır. Sen kaçsan da sana gelip yapışacaktır. Bazı zorla da adamı yedirirler. Dolayısıyla sen rızkından endişeli olman itikat bozukluğundan ve zafiyetinden ileri gelir. Çünkü Mevla buyuruyor ve men yetevekkel Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Ve ma min dabbetin fil ard illa rizquha. gezen her canlının, debeleşen karıncanın bile rızkı Allah'a aittir. E rızkı alallahi bütün dükkanlara yazmışsınız. Rızık Allah'a aittir. E ne manaya geliyor? Niye asıyorsun o tabele? E rızık Allah'a aittir. Rızkı müşteri vermiyor, patron vermiyor ve onlar sebeptir. Rızkı gönderen, veren Allah'tır. Öyleyse sen Allah'ın haramlarını yaparken seni yediriyor, içiyor da, içiriyor da sen haramlardan sakınırsan seni aç mı bırakacak? Onun için haramlardan sakınalım. Rızkımız Allah kefil ve lakin bense hemen işi bırak demiyorum. Bazı azimetle amel edenler oluyor ama çoluk çocuğu da aç bırakmamak için o arada bir iş aranmalıdır bulunduğu anda da hemen orada kıdemim yanacak, tazminatım şey, o gibi şeylere tenezzül etmeyelim. Ne iş buldun helalından temiz, geç o işe intikal et. Yani öyle ufak tefek rakamlar için şey yapma, haram olan işlerde durma. Kaçak elektrik kullanımı ülkemizdeki önemli sorunlardan biri. Bazı yerlerde o kadar artık sıra dışı oldu ki diyor yani normal fatura ödeyen garip karşılanıyor. Firmalar kaçak bedellerini normal kullanıcılardan tahsis ediyor. Bu kul hakkına girmez mi? Bal gibi de girer ve ahirette büyük mesuliyet vardır. Şimdi e, devlet zaten bu elektriği özelleştirdi. Özelleştirince şimdi devlet hakkından da çıktı. E, devlet de kamudur, kamu malı, kamu hakkı da çok önemlidir. Çünkü o da o vergilere göre, o paralara göre hizmetlerini artırıyor vesaire. Dolayısıyla devlete de vermemek günahdır ama şimdi hepten özel oldu. Özel de olunca. Efendim bir de özel müşahhas belli bir kişinin de hakkı arada kaldı. Hal böyle olunca kesinlikle kul hakkıdır. Ahirette suali var, cezası var. Kabirden başlar cehennemde neticelenecek kadar kul hakkının büyük azapları ve veballeri var. Ama ikinci bir sorun şimdi e, bu şeyler elektrik firmaları e, ödeyemeyedikleri, tahsil edemedikleri doğudan, güneydoğudan hiç tahsil edemiyorlar. Batıya bindiriyorlar. Yahu arkadaş biz zaten faturayı zor ediyoruz. 100 lira bana fatura gelmiş 50 lira da ödeyemeyenin yerine. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ödeyemeyen dediğin adam zaten fabrikatör. Kaçak elektrik kullanıyor. Fabrika kaçak kullanıyor. Bilmem ne kaçak kullanıyor. Burada gariban emekli efendim insanlar veya çalışan asgari ücretle çalışan gariban fakir fukara. Sen bunun faturasına 20 lira 30 lira çok büyük bir rakam. Adamı zaten aldığı maaş. Kaç senede bir 20 lira zam alıyor yahu emekli. Sen adamın zaten 30 lira faturayı her ay geçiriyorsun. Bu da çok büyük bir kul hakkıdır. Ve haramdır. Efendim buna çözüm bulmak zorundadır. Asla ve kadar bir kuruş dahi faturasını ödeyen adama ödemeyenin adına kuruş dahi eklese rızkına haram karıştırmıştır. Haram yemiştir. Dolayısıyla bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Efendi bu ne gibidir? İşçi çalışıyor, bir işçi hırsızlık yaptı, gidiyor öbür işçinin de parasını kesiyor. Ya sen öbür işçinin parasını niye kesiyorsun? Bu adam hırsızsa bunu kes. Bu hırsız değil. Ya bu kadar büyük zulüm olabilir Çok büyük bir zulüm yani. Onun için bu müesseselere bu hak verilmemelidir. Hakkı verenler de zalimdir Yetkiyi verenler de zalimdir Bu zulmün durdurulması lazım. Eşinlik insandan 10 sene kesmiş benden... Şimdi tanıştay bozdu, sayıştay bozdu. Ne oldu ondan sonra? Geriye dönük 10 senelik hakkınızı isteyin. Ya 10 senelik hakkımı isteyene kadar mahkeme 10 sene sürüyor. 10 sene de zaten benden almaya devam ediyor. Avukat masrafı bilmem ne oldu. Gittisi geldisi yargıtay mı bozdu, öbürü mü düzdü? Ne oldu? Karıştı ya. Yani şimdi bir insan 10 seneye dönük geri ki benim de baya faturalarım tutmuş. 10 seneye dönük geri bence tazel ben şimdi tahsil edeyim mi? Dava açayım mı açmayayım? Yani dava açayım mı açmayayım mı? Çünkü Açsam da böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben avukat masrafıyla mahkemeye git gelle uğraşacağım ya. Aynı masrafa gelecek yani. Bari bundan sonra olmasın diyor. Çoğuları davada açmıyor ya. Yani. Onun için haram olarak kul hakkı olarak kalıyor o adamlar üzerinde yani. Davada açıp da geri almayınca da hepten haram olarak kalıyor yani. Bu zimmetinde kalıyor. Çoluk çocuğuna yemek, ekmek yemek yediriyorsun. Ondan sonra haram e, haramzade olur yani çoluk çocuk. Efendim. Ülkemizde ve dünyada sık sık hayvanlara eziyet edildiğine dair haberler görüyor. Çok üzülüyorum ya. Köpeği bağlamış arabanın arkasına yaralı köpek. Köpek yetişemiyor arabaya yetişir mi köpek arabaya? Ayağı kırıldı hayvanın. Öbürü kedi eziyet ediyor. Öbürü kesiyor doğuruyor. ya e bunlar çok büyük haram. Caiz. Cezası nedir? Cezası nedir? E yani tabi bunların şu anda kanunlardaki ceza müeddesi bilmiyorum ama İslam'a göre cehennemdir. Cezası cehennem. Çünkü hadis-i şerifte Bukhari'de sahittir. Uzzibetim ratun fihirratin. Bir kadın kediyi bağladı. Habeset ha. Hapsetti. Hatta amatet cu'an. Şimdi kediyi evde bıraktın evde. Sen ona yemek vermiyorsun. Kediyi de salmıyorsun gitsin yemeğini rızkını bulsun. Ne oldu? Kedi açlıktan öldü. İşte o kediyi Allah Teala tırnaklarını uzatıyor cehennemde. O kadın zaten cehennemde yanıyor hayvan hakkında dolayı. Bütün yüzü gözü efendim zaten ateş. bir de yanığa çırmıklamayı düşünün yani. Düz yüzü bile ne yapar? Bir de yanığı çırmıklamak ne kadar acıtır. Düşünün azabını. Efendim o kedinin tırnaklarını Mevla uzatıyor. Ona efendim öyle kurşundan tırnaklar veriyor. Cehennemde o kadına o kedi azap ediyor. Yani bir yandan yanıyor. Yanmış cesedini tırmıklıyor, çırmıklıyor. İşte bir kadın bir kediden sebep azaba uğradı. Niçin? Ona yemek vermedi. Yemek alması için de kapıyı açmadı, onu salmadı. Kedi açlıktan öldü. E bir de bunun efendim kediyi kesen, kediyi doğrayan, efendim ki e, efendim köpeği arabanın arkasına almış, koşturan efendim e, neler neler neler. E, hayvanlara da oluyor, öküzlere de tarlacılar yapıyor, ziraatçiler de yapanlar var. eşeklere ağır yükler yüklemek meseleleri var. E, katırlara efendim. bunların hepsi yarın ahirette hakkını alacaktır. boynuzsuz koyunun hakkı boynuzluk oyunda kalmayacağı bir gün diyor hadis-i Şerif. Hatta e, yaktısal şatil cemamın şatil karnı niye senin boynuzun vardı boynuzsuz da tosladın gel şimdi ona boynuzu takacağız o da sana vuracak hayvanın hayvanda hakkını bırakmayan Allah insanın hayvanın insandaki hakkını bırakır mı hayvan ki mesul değil mükellef değil ama kendi aralarındaki haklarda mükellef oluyor hayvan hayvan arasında peki insan tümüyle mükellef bulu erdiğinden itibaren mükellef Tabi bu ermese de aklı başında olduğuna sen şimdi 7 yaşında 8 yaşında bir çocuk kediye işkence yapsa o da azap olur. Çünkü 6-7 yaşında aklı kesiyor. Bütün bilgisayar onlarını benden iyi anlıyor. Bütün her şeyi benden iyi anlıyor. Bile bile yapıyor orada o işkenceyi. Onun için e, ahirette cezası azabı ateştir ve tabi e, tabii ki hayvana verdiği işkence cinsinden de özel azaplara maruz kalacaktır. Şimdi yine böylece bu geçtiğimiz yıllarda Peygamber Efendimiz Sallallahu e, Aleyhi ve Sellem'e ilgili karikatür yayınlayan Fransız e, dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? İslam adına yapıldığı iddia edilen böyle eylemler İslam'a daha çok zarar vermiyor mu? Şimdi tabii bunu aklı başında Müslümanlar böyle rastgele yerleri taramaz. Efendim çünkü bakın orada polisin birinin adı Ahmet. Orada Ahmet adında bir adam öldü. Sonra yine bir yerde çalışanlardan birinde yine bir Müslüman var. İki tane de Müslüman öldü. Ben zaten devamlı buradaki de biliyorsunuz sinagog kapılarına bomba koymalar, yok bankaların kapısına işte İngiliz bankasına koydular İstanbul'da da bunların caiz olmadığını defaatle beyan ettim ki rastgele efendim ya e, kısasa kısas e, bir nefsi öldürmüş olacak veya yeryüzüne fesat çıkarmış olacak. Ya bu derginin yaptıkları fesat değil e, derginin yaptıkları fesat ama derginin yaptıklarının fesadında orada devletler mesuldür. Yani burada gelip de fertler uygulayamaz. İslam'a göre hiçbir cezayı fert uygulayamaz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam gitse bir adamı babamı öldürdü diye kısas yapıyorum dese öldüremezdi. Niye gelecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arz edecek devlet başkanı kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşini şeriat devleti yok. E, Fransa şeriat devleti, e, şeriat devleti yoksa şeriat devletinin olmadığı yerde sen hükmü tek başına infaz edemezsin. Çünkü niye infaz edemezsin? İnfaz ettiğin zaman ne oldu işte? İki de Müslüman gitti. Oradan bir Müslümanın suçsuz bir kişinin ölmesi. Suçsuz bir kişinin ölmesi Allah indinde bütün dünyanın yok olmasından daha büyük bir musibettir. Lezevalü dünya hevelü indi allah Min katli müslim. Bütün dünya şu anda batsa, dünya bitti. Şu anda bütün dünya, 7 milyar insan hepsi ölse gitse. Efendim, bu Allah'ın de daha hafiftir. Neden? Suçsuz bir Müslümanın öldürülmesinden. Çaycının ne suçu var? Çorbacının ne suçu var? Polisin ne suçu var? Güvenlik görevlisinin ne suçu var? Hiç suçsuz insanlara taarruz etmiş oluyor. Birincisi budur. İkincisi efendim burada zaten bunu Müslümanların yaptığına dair de ben çok kanaat içinde değilim. Bunu kafirler yaptırmaktadır. E, bu işin arkasında mutlaka yine Yahudi vardır. Fransa İslam devleti. E, Filistin'i devlet olarak tanıma heveslendi. Fransa Filistin'i devlet olarak tanımasın diye orada böyle bir olay çıkartıyor. Vaktini ayarlıyor, saatini ayarlıyor, gününü ayarlıyor. Hepsi saçma saçma işler. Adamlar şeyleri o dört tane yaşlı herif şeyden gönderiyormuşlar. Yazılarını, karikatürlerini internetten yani bilgisayardan gönderiyor. O gün ile onları davet ediyorlar. Özel toplantımız var gelin ki öldürüleceksiniz diye yani. Adamlar özel davet ediyor. Her hafta pazartesi yapıldıkları toplantı çarşambaya alıyorlar. Yani bu adamlar her hafta pazartesi hadi diyelim öğrendiler. O gün o hafta çarşambaya alındığını nereden öğrendiler ilk kere olduğu zaman? Değişikliği nereden öğrendiler bu gelenler? Ondan sonra kimliklerini unutuyorlar elle koymuş gibi. Yani 11 Eylül'de aynı Amerika'nın efendim koca çelikler eriyor, gökdelenler eriyor, iniyor. O ateşte o kaynar o uçakların patlamasıyla petrolden efendim işte yangından dolayı dibinde pasaport yanmamış bulunuyor. Burada efendim şeyde gözde herif ayak kapısını bile unutmuyor alıyor. Orada görünüyor o kadar katliamdan sonra rahat rahat o kadar hareket yapıyor. Ama şeyi de içeride unutuyor. Kimliğini de içeride unutuyor falan. Yani baktığınız zaman birçok e, saçmalık var. Ondan sonra asılsızlık var. E, buradan anlaşılıyor ki bu Müslümanlara mal edilmek için, Avrupa'daki Müslümanları zora sokmak için, Fransa ve Avrupa devletlerini Filistin'i tanımamaları hakkında bir uyarı yapmak için, ve Müslümanları terörist göstermek için ayarlanmış, planlanmış, kurgulanmış bir gavur işidir. Ee, bir Yahudi projesidir, Siyonist projesidir diyelim. Yahudi demeyelim yani Yahudi bir ırktır. Herkesi suçlamayalım. Siyonist diyelim. Siyonist projedir. Bundan dolayıdır ki e, bunu yapanlar İslam adına yaptılarsa uygun mudur? Elbette ki uygun değildir. Rastgele atışla sen önüne geleni efendim saldırıyorsun. Suçlu suçsuz belli değil. Bir şey belli değil. Mahkeme olunmamış şeriat bir hüküm vermemiş haklarında bu adam ne yapmış hangisi ne yapmış hiçbir şey belli değil sen orada gidiyor 12 kişi 17 kişiye kadar ölü çıktı bir kişi bile mesela şeriatın fetvasını sana söyleyeyim bir gemide bin kişi olsa 999'u şeriata göre idamı vacip olsa bir tane de masum olsa fetva söylüyorum sana bir tane de masum olsa o 999 idamı suçlu olan kişi o gemi batırılarak infaz edilemez niçin bir tane masumun canının korunması adına hal böyle olunca sen suçlu suçsuz belli değil rastgele tara kim gelirse al bir de senin kafana efendim böyle yerde yatıp işte eman dileyenin bile kafasına sıkmak bu savaşta bile böyle bir şey yok yani meşru savaşta bile İslam'ın yasak ettiği efendim yaralara dokunmayın şu ana dokunmayın kenarda durana dokunmayın vesaire İslam'ın öğretileriyle taban tabana zıt olan bir e, iştir. Ama arkasında mutlaka siyonist lobi vardır. Ve bu özellikle yaptırılmış. Müslümanların başına bela edilmiştir. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin.